Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 90. dönem özel güvenlik 20 Şubat 2021 sınavında çıkan soruların ikinci bölümünde devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Son dönem özel güvenlik videoları alanında en çok izlenen, en çok yorum alan videolar oldular. Hepinize ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Özel güvenlik sorularını çözmeye devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde de yine 25 adet soru çözeceğiz arkadaşlar. 4 bölüm olarak çekiyoruz. Diğer bölümlerde de görüşmek üzere. Sorularımıza devam ediyoruz. 26. sorudan itibaren yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkanı vardır. B. Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır. C. Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir. Sürekli dikkatli olmayı gerektirmez. D. İletişimi engelleyecek herhangi bir durum söz konusu olmadığından iyi bir bilgilendirme kaynağı olur. E. Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir. Evet arkadaşlar, burada yaya devriyenin avantajlarıyla ilgili hangisi değildir, doğru değildir? Tehlikeli ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez. Tabii ki dikkatli olmayı gerektirir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 27. soru, aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip değildir? A. Düğün törenlerinde, B. Spor müsabakalarında, C. Sahne gösterilerinde, D. Terminallerde, E. Fabrikalarda. Evet arkadaşlar, bu soruda daha önceki çıkan sorulardan birisi fabrikalarda kimlik sorma yetkisine sahip değildir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. 28. soru, aşağıdaki hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? Evet. Kıl, lif, ilaç, kartuş, kovan. Evet arkadaşlar, bu soru da önemli bir soru. Hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? İlaçlar. Evet, ilaçlar kimyasal delil çeşitlerindendir. Ceyhan seçeneği doğrudur. 29. sorumuz, görmek, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duygularından, bakın, tad alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir? Evet. Görme, koklama, dokunma, duyma, tad alma duyulardan hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine, rapor yazma, tutanak tutma, not alma, otobiyografi deneme. Evet. Nedir arkadaşlar? Bakın, not alma değil mi? Hafızamızda oluşan bilgileri kullanmak üzere kayıtlara geçirilmesi. Kayıtlara geçirilmesi nedir? Not almadır. Ceyhan seçeneği doğrudur. 30. soru, devriye hizmetinin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Acil tıbbi müdahale, yangın ve benzeri durumlarda yardım etmek. B. Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve mal güvenliğini korumak. C. Meydana gelebilecek suçları engellemek. D. Aranan şahısları yakalamak. E. Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Cumhuriyet Savcısına bildirmek. Evet arkadaşlar, bakın,
devriye hizmetinin amaçları ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirmek tabii ki doğru değildir. Edirne seçeneği doğrudur. 31. soru. Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli olduğu AVM'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş. Kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır? A. Yakalama, B. Gözaltına alma, C. El koyma, D. Zor kullanma, E. Emanet alma. Bu soruda daha önce arkadaşlar, daha önceki sınavlarda çıkan bir soru. Tabii ki yakalama yetkisini kullanmıştır, değil mi? Evet, Adana seçeneğimiz doğrudur. 32. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tutanak yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? A. Tutanağın başlık bölümü kağıdın üst ortasına yazılır. B. Tutanak mutlaka kalemle ve el yazısıyla yazılmalıdır. C. Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir. D. Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa geçirilir. E. İlgililerin adı, soyadı ve unvanı yazılarak imzası alınır. Evet arkadaşlar, tutanak yazarken dikkat edilmesi edilecek hususlardan birisi değildir sorumuzun cevabı. Tutanak mutlaka kalemle ve el yazısıyla yazılmalıdır. Evet. Hususlardan, dikkat edilecek hususlardan değildir. Bursa seçeneği doğrudur. 33. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır? 1. Haksız üst arama. 2. Konut dokunulmazlığı ihlali. 3. Zor kullanma sınırının aşılması. 4. Görevi ihmal. Evet, burada hangileri özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır? Tabii ki haksız üst arama sayılır. Konut dokunulmazlığı mutlaka vardır. Zor kullanma sınırının aşılması. Bakın arkadaşlar, zor kullanma sınırının aşılması da tabii ki söz konusudur. Yani 3 söz konusu. Görevi ihmal, bakın görevi ihmal sayılmaz. 4 sayılmaz. 4'ün olduğu şıkları elemiş oluyoruz. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 1, 2, 3. 34. sorumuz. Özel güvenlik görevlisinin görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir? A. Teslim tesellüm tutanağı, B. Olay tespit tutanağı, C. Yakalama tutanağı, D. Yangın tutanağı, E. Suç üstü tutanağı. Evet arkadaşlar, burada da teslim tesellüm tutanağı, değil mi? Evet, Adana seçeneğimiz doğrudur. 35. sorumuz. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir? A. Kimlik, B. Tanımlama, C. Eşkal, D. Farklılık, E. Fiziki özellik. Evet.
Bakın bu soruda daha önce çıkan sorulardan eşkaldir arkadaşlar. Evet, bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe eşkal denir. Evet, Ceyhan seçeneği doğrudur. 36. sorumuz özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde. Bir otomobilden şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır? A. Aracın kaportası göz ile kontrol edilmelidir. B. Aracın içerisinde görünen yerlere göz ile bakılmalıdır. C. Araçla ilgili bilgiler not alınmalıdır. D. Aracın içindeki kişilerin davranışlarına dikkat edilmelidir. E. Aracın bagajı açılarak kontrol edilmelidir. Evet arkadaşlar, bakın dikkat edin. Aracın bagajı açılmaz, değil mi? Herhangi bir tehlike olabilir. Bomba olabilir. Evet. Edirne seçeneği yapılmaması gereken bir harekettir. 37. sorumuz. X-ray cihazları hangi kurum tarafından sertifikalandırılmaktadır? Evet arkadaşlar. Evet. TAEK, yani ne demek? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Evet, DMO, EGM, Emniyet Genel Müdürü, TÜBİTAK ve MTA. Yani burada arkadaşlar bize ne sormuş? X-ray cihazlarının hangi kurum tarafından sertifikalandırılıyor diyor. MTA, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü, değil mi? Evet arkadaşlar, burada bize Adana seçeneği doğrudur. Evet, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından X-ray cihazları sertifikalandırılır. Adana seçeneğimiz doğrudur. 38. soru: demir, altın ve gümüş gibi metaller renkli ekrana sahip X-ray cihazlarında hangi renk ile tespit edilebilir? Sarı, yeşil, mavi, siyah, gri. Evet arkadaşlar, demir, altın, gümüş gibi metal renkli ekrana sahip X-ray cihazlarında tabii ki nasıl görünür? Mavi görünür arkadaşlar. Evet. Mavi görünür. Yani Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Daha önceki çıkan sorulardan birisi. 39. sorumuz: bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Adli arama, B. Denetim, C. Kontrol, D. Önleme araması, E. inceleme. Evet arkadaşlar, hangisidir? Adli aramadır, değil mi? Adana seçeneği doğrudur. 40. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir? A. Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır. B. Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir. C. Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır. D. Görev bölgesinde uzun süre cep telefonuyla görüşmelidir. E. Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır. Bakın bu soruda daha önceki çıkan sorulardan arkadaşlar dikkat edin. Görev bölgesinde uzun süre cep telefonuyla görüşülmez. Evet, Denizli seçeneği cevabımız. 41. sorumuz: özel güvenlik görevlisi görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A. Cinsiyeti. B. Konuşma bozuklukları. C. Saç rengi. D. Boyu. E. Psikolojik durumu. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edin. Cinsiyeti, saç rengi, boyu, konuşma bozuklukları önemlidir ama psikolojik durumu pek de önemli değildir. Edirne seçeneğimiz doğrudur. 42. soru. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir? A. Cumhuriyet Savcısı. B. Basın mensubu. C. Soruşturma ekibi. D. Acil ilk yardım ekibi. E. Olay yeri inceleme ekibi. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edin, olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir. Basın mensupları, değil mi? Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 43. sorumuz. Radyasyonlu ortamlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı radyasyon riskini ölçmek için aşağıdaki kurumlardan hangisine bilgi verilir? A. Sağlık Bakanlığı. B. En yakın sağlık kuruluşu. C. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. D. 112 Acil. E. Genel Kolluk. Evet arkadaşlar, burada da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bilgi verilir. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 44. soru. Bir inorganik maddeler koyu mavi, siyah. Organik maddeler turuncu sütlü ya da koyu kahve. Üç karışık malzemeler az yoğun maddeler ise yeşil. 4. Kurşun ve kristaller fosforlu pembe, koyu siyah. 5. X-ray. 5. X-ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? Evet. Kurşun ve kristaller fosforlu pembe koyu siyah değildir. Değil mi arkadaşlar? Bu yanlış. Evet. 5 yanlıştır. Diğerleri doğrudur. 45. soru. Konveyör bandının geri alınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar. Konveyör bandının geri alınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş Rave tuşudur arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğrudur. 46. Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Soğuk uygulama yapılır. B. Yaranın 3-5 santim üstüne bandaj uygulanır. C. Isırılan bölge kesilerek emilir. D. Yaraya yakın bölgedeki takılar çıkarılır. E. Yara su ile yıkanır. Yılan sokmasında hangisi yapılmaz arkadaşlar? Bakın, ısırılan bölge kesilmez, değil mi? Evet. Kesilerek emilir diyor ya, bakın burada. Ceyhan seçeneği yapılmaz. 47. sorumuz. Yine bir ilk yardım sorusu. Kanama kalp atımlarıyla uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır? Arkadaşlar, kesik kesik ve açık parlak ise toplar damar mı, atar damar mı, kılcal damar mı, mide kanaması mı yoksa burun kanaması mı şeklinde sormuş. İlk yardımda önemli bir soru tabii ki atar damar kanamasıdır. Kesik kesik fışkırır şeklinde akan kan, açık parlak kan atar damar kanamasıdır. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 48. soru. Kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür? A. Göğüs yüksekliğinin 1/3 kadar.
B göğüs yüksekliğinin 1/4 kadar. C göğüs yüksekliğinin 1/3 kadar. D göğüs yüksekliğinin 1/4. E göğüs yüksekliğinin 1/3. Evet, burada kalp masajında göğüs kemiği basısı arkadaşlar 1/3 kadar, değil mi? Evet. Yani Ceyhan seçeneği 1/3, Ceyhan seçeneği 1/3 kadar çöktürülür. 49. sorumuz yine bir ilk yardım sorusu. Daha önce de çıkan sorulardan, bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır? A adıyla seslenerek, B topuğunu hafifçe vurarak, C her iki omzundan sarsarak, D omzu hafif cimciklenerek, E gözlerine ışık tutarak. Evet arkadaşlar, hangisidir? Bebeklerde bilinç kontrolü. Bebeklerde bilinç kontrolü tabii ki topuğuna hafifçe vurarak bilincini kontrol ediyoruz, değil mi? Önemli bir soru. Daha önceki sınavlarda da çıkan soru. Evet, 50. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. İkinci bölümümüzün son sorusu. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır? A. Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır. B. Zeytinyağı sürülmelidir. C. Diş macunu sürülmelidir. D. Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır. E. Yoğurt sürülmelidir. Evet arkadaşlar, hangisi yapılmalıdır diyor, bakın. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır? Evet. Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır, değil mi arkadaşlar? Evet. 50. sorumuz Denizli seçeneğidir. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlık, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dilerim. Bir sonraki 3. bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet.